yalnız. Rafya gibi. Mesela farklı rafya türleri de var. Ben de içeride bir tane çanta ördüm. Acaba odadan bir tane çanta var buzdolabının yanındaki. Ya odamda buzdolabı var, onu belirtiyorum da. Renkli. Yanında duruyor rengarenk bir çanta. Birisi alıp getirebilir mi? Burak'cığım, rica edeyim lütfen. Getirebilir misin? O da rafya çünkü, bir göstereyim. Şimdi masamda su var. Buraya takılmayın. Dün de göstermiştim. Suyu proje için burada bulunduruyorum. Evet, ben evet, öyle bakayım. Örüyorum zaten. Tamam. Öyle. Sık iğne. Evet, sık Şimdi iğne. Bir daha söyle. Söylüyorum. Önce sihirli halka yapıyorum. Yaptım. 8 tane sık iğne içine yaptım. Daha sonraki ikinci sırada bir tek bir çift battım. Çift ikinci batacağım. Sırada. Daha sonra bir tek bir çift, bir tek bir çift şuraya kadar gelene kadar, yani 5. sıraya kadar. 5. sıradan sonra eşit aralıklarla 4 kere arttırdım sadece, çift battım. Şöyle o da şöyle. Evet, 4 tane. Bölmüş sayılarını. Böldüm. Sayılarını bölüp oralarda çift çift arttırarak aşağı kadar o güzel düşmesini sağlamış. Evet. Şeylerin kaç santimdi püsküllerin? Püsküllerim 22 santim. Onları da şöyle şeyini şöyle tutuyorsunuz tersten. Evet. İkişer ikişer yaptım. Tamam. Belki yoğunluğunu onu da size danışayım. Üçerde olabilir mi bilmiyorum. Bence çok kıvamında. Kıvamında, tamam. Çok kıvamında olmuş. Yani bu da, bunu da bir butiğe götürseniz, bir butiğe götürseniz artık ekip o kadar alıştı ki her şeye. Burak, teşekkür ediyorum. Bir dakika ver. Hiç kimse bakın, ekip içeriden benim çantayı peçeteyle getirdi. Ben de şimdi elime şey yapacağım, hatta çok. Bu da şöyle yapacağım, içinde bunun rafyaları var. Evet, Derya Hanım yaptı. Evet, ben bunu başka çanta yapmıştım. Sevgili Zeynep ve Aslı bana şu kılaçlar, Zeynep getirdi pardon. Kılaçlardan getirmişti. İçini astarladık. Ben bunu omuz çantası yapacaktım böyle dikdörtgen. Bakın böyle. Hani uzun bir heybe gibi yapacaktım. Sonra ben onu buna çevirdim. Zeynep, ben böyle içeri doğru diktim bunu. Bak böyle. Bunlar ne biliyor çok musunuz? Güzel. Eminönü'nden aldığım bir kısmını Almanya'dan, fuardan almıştım bu rafyaları. Şu paket bağlamak için rafya. Yani paket ipi aslında. Rafya yaparız ya. Böyle karışık karışık yaptım. Zeynep, şuralarını iyi oturtabilmiş miyim bilmiyorum. Ama oldu. Ben bu yazın çantası ilan ediyorum. Bakın şunlar Eminönü'nde. Bir marka falan var mı diye şöyle kontrol etmedim. Bakın. Bunlar da böyle, bu ipler. Şu şöyleydi, kocaman bir şeyde satılıyor. Çok güzelmiş. Değil mi? Şey, paket ipi yani. Evet. Paket ipi. Hatta şöyle hani kıvırılır. Böyle makasla falan da böyle yaparız. Pastane. Evet. İşte onlardan. Bunları da Almanya'dan almıştım. Hatta orada fuarda satmıyorlardı da. Sonra son gün gittim. Bunları almıştım. Eskiden rafya çok bulunurdu, bu tarz rafya. Şimdi de varsa siz bana yazın. Bu tarz rafyalar var mı? Ben tamamen uyduruk bir çanta yaptım. Sap yapayım mı? Yoksa şöyle çok mu rahat? Böyle yapmayın güzel. Diyorlar. Böyle güzel. Bana. Erkan, öldüreceksiniz beni bugün. Üstünüzde yani çok böyle oldu. Daha iyi diyorlar. Yazın pratik çantası oldu. Orada atılıydı bu. Bunu yaptık. Şimdi Naz, senin çantan da çok güzel. Orada resimlendim zaten Derya Hanım. Bunu geçen yaz yapmıştım. Evet. Şu püskül takma şeyini. Buradan resimlendin. Evet. Ama bu hazır, hazır satılıyor onlar. Bunlar. Bak arkası ve önü. Buraları delikli. Evet. Fil oğlunun takıntısı var. Evet ama orada oluyor. Her şey var onlardan. Var var. Türlü. Fil var. Şey kedisi var. Kedisi var. Şu. Valla çok güzel. Püskülünü göremedim. Göster. Şey, Yaşar çekti. Sonra bize bunu çeker. Sonra da ben şeyi gösteririm. İki tane böyle 22 santim kestiğim ipi, iki tane. İki kattan i̇ki yapmış, kat çok yaptım. Kıvamında evet. Düşmüş. İkiye katlıyorum. Şapkanın iç tarafından tığımı geçiriyorum ki dışarıda dursun şunlar. Püsküllerin o bombeli tarafı. Şöyle tığıma geçiriyorum. Normal atkı püskülü takar gibi takıyorum. Çok güzel. Bu püskül takarken istikameti, taktığınız istikamet
içten ya da dıştan olayın şeysini değiştirir. Seninki nereden? İçten tığını takıyorsun. Evet, evet. Şu bombik kısmı, pıtırcık kısmı üste gelsin, üste gelsin evet, diye. Çok önemlidir. Evet, içten. İçten tığını dışarı doğru veriyor, oradan çekiyor. Evet, evet. Böyle. Çok güzel bir şapka. Şimdi buradan fikirler yürüyebilir. Bunun üstüne bir takım yine rafyayla işler yapabilirsiniz. Kenarına bir eşarp bağlayabilirsiniz. Hı-hı. Şu şuraya güzel boncuk, pul atıyorum bir kız çocuğuna yapacaksanız kirazdı, meyveydi bir şeyler dikebilirsiniz. Diğer renkli olabilir. Efendim? Evet, evet. Püskülleri başka renk yapmak. Evet, olur, olur. Hangi gülleri? Ha, püskülleri başka renk, evet, doğru olabilir. Hepsi olabilir. Hı-hı. Dün bir tane maske yaptık. Sevgili Candan göndermişti bana, sağ olsun. Hemen şöyle bildiğiniz maske. Dün izlemeyenler için bir tek konu tekrarı yapayım. Şuraya bir şey yaptık. Bunun burasına cırt cırt da yapabilirsiniz. Ama ben telaşeden şeyi söyleyemedim. Burada nasıl bir delik var? Aslında burada kuş gönü mü? Delik? Kuş gözü. Kuş gözü. Evet. Kuş gözü deniyor. Hani böyle zımbayla yapılıyor. Öyle bir şey olsa çok daha iyi olur. Onları da yapacağız. Hı hı. Ama biz burasına bir ilik açtık. Bakın Yaşar şöyle koyayım bir. Yakından çekersen oraya da birkaç sıra böyle ilik gibi düğme iliği yapar gibi etrafını çevirdik. Bu ne işe yarıyor? Neden böyle bir şey yaptık? Şimdi ben arabayla geliyorum, kahvemi içiyorum, işlerimi hallediyorum, mesajlaşıyorum ekibimle, arkadaşlarımla. Kahve içeceğim mesela, diyelim ki su içeceksiniz. Veya bir otobüstesiniz, bir sıkışık bir andasınız. Hani şimdiden bahsetmiyorum, sonrası için. Siz otobüstesiniz, maskeyi çıkartmak tehlikeli. Buraya bir şey yaptık. Şu iğlen pipetlerden olması lazım. Evet. Onu buraya, ben tersi mi koydum? Yok, kaldırın şeyi. Ha, dur, ne yaptım? Bir dakika. Ha. Tersi değil, doğru. Onu içeriden ağzınıza koyuyorsunuz. Göstereyim. Doğru yaptım. Bir dakika, göremiyorum şimdi. Diyelim ki suyunuz var. Kahve aldınız bir yerden, içeceksiniz. İçmiyorum. Bunu yapıyorum. Bu çok beğenildi dün ama biz eksikliydik. Nasıl oluyor? Onu anlatmak istiyorum. Şimdi hemen gözlüğümü takayım. Diyelim ki maskenizi diktiniz. Yurdanur, şimdi makyaj oldu benim yüzümden. Arkasına bir astar yaptı bunun. Basit bir